Üstad Bediüzzaman'ın sinema ve sanatla ilgili görüşleri. Lafız, mananın tabiatı müsaade ettiği ölçüde süslenmeli. Şekil, muhtevaya göre resmedilmeli, resmedilirken mealin izni alınmalı. Üslubun parlak ve revnakdar olmasına önem verilmeli, fakat gaye ve maksat da asla ihmal edilmemelidir. Hayal geniş bir hareket alanıyla desteklenmeli, ancak hakikat da hiçbir zaman incitilmemelidir. Bediüzzaman, Said Nursi. Hivatiye girdin. Hiv girdin çiye dayı. Çima usa huyadı ke. Merda kurtan diye levma. Lehi huyadı ke. Dibeşin. Mer jor veke cem huyadı kin. Utişte dihindire huade nişan dedin. İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Ne tırsın buranı? Azadici imani. Lidici nezaniye bi elm. Lidici kısaniye bi huner u marifet. Lidici ihtilaf eci bi hevgirtin. U yeketiye emi tekoşine bik. Azamet ve büyüklük Allah'a mahsustur. Ve yalnız ona boyun eğilir. Gavurun bu top gülleleri bizi öldüremeyecek. Keçe külahlılar, geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz. Bismillah. Allahu Ekber. Yaz kardeşim Molla Habib. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
Подъем, подъем! Замолчите! Встаньте! Нечто быстрее! Целься! Встаньте! Огонь! Встать, встать, встать! Меня, наверное, не узнал. Komutanı tanımadınız herhalde. Tanıdım. Kafkas cephesi başkumandanı Nikola Nikolovic'tir. Rus çarının dayısıdır. Uznal, главный командующий Кавказского фронта, дядя Чарья. В таком случае это оскорбление. Şu halde hakaret ediyorsunuz. Hayır. Evet. Hakaret etmedim. Yani askerliğe yok. Mukaddesatımın gereğini yaptım. Ben bir Müslüman alimiyim. Bunun için ben sana kıyam etmem. Ne medledov san? Derhal ayağa kalk. Не вставай, это оскорбляешь меня, армию и царя. Ayağa kalkmamakla bana, orduma ve çara hakaret etmiş bulunuyorsunuz. Это преступление. Bu büyük bir suçtur. Немедленно соберите военный трибунал, осудите его. Что это? План бегства? Bu nedir? Kaçış planı mı? Hayır. Okulumun planı. Чем думать об этом помолись в последний раз? Bunlara düşüneceğinize son duanızı yapmalısınız. Вас, возможно, скоро казнят. Birazdan belki idam olacaksınız. Hiç bilemezsiniz, kumandan. Ne gavaretin ne var, niye kaçın? Ecel birdir. Değişmez. Smert adna, Yuvani izminit. Sölse! Agon! Bitte nicht töten. Bitte. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Sölse! Bitte nicht töten. Agon! Bitte nicht... Почему ты спешишь? Осужденный не должен так спешить. İdam olacak adam ağırdan alır. Sen neden acele ediyorsun? Bir an önce Rabbime kavuşmak istiyorum. Namigranş kaçı prisodin seye k Bogu. Я прошу вас прощения. Я ведь подумал, что у вас нет уважения. Özür dilerim. Sizin hakaret kastıyla öyle davrandığınızı zannetmiştim. Теперь я понял. Что ваше поведение исходит из вашей религии. Şimdi anladım ki tavrınız gerçekten inancınıza bağlılıktan kaynaklanıyor. ...1917 Rus-Bolşevik ihtilalinin karışıklığından yararlanan Said Nursi, 2 yıl esaret hayatının ardından Avrupa üzerinden İstanbul'a gelir. İngiliz işgaline karşı sivil direnişi başlatır. Kuvayi Milliye lehindeki faaliyetlerinden dolayı Mustafa Kemal Paşa tarafından resmi olarak Ankara'ya davet edilir. Meclisteki konuşmasından sonra yaptığı görüşmeler onu ikna etmez... Van'a gider. Duran! Nedir bu haliniz? Seyda hemşeri yıldırdın, seri yıldırdın Seyda! Neye? Kime isyan ediyorsunuz? Kılafet atıya rakırını! Ve Ankara hükmette kebe iman atıya avakırını! Hemşe bu oğuyu seri yıldırdın Seyda! 1000 yıldır İslam'a hizmet etmiş bu milletin torunlarına kılıç çekmek haramdır. Thank you.
Bismillah. Allah'ım, Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya anlatmak istiyorum. Bana yardım et. Teslim ol hoca, seni almaya geldik. Suçum ne? Emir var. Unjime çıdı kazın. Tekiliye ke van muruvan. بسرهل داناش یک سعید رانینه هم بگردن عالم این وی باشاری غلطی یک مزن دکن هک او هرین و اف هرین نزان بمینه مه ببین مه مشاق بکن لی عالم ایمه بردن هادی ماموسته امت چن امت تجور براوینه هست به سواریین ما آماده نه. هی که در دور تفله و بلا زمهرن. امه تا ببین ایرانه. هادی ماموسته. فرزند ام فرزنده. مراقلنمیم. سعید سرگنه دیل. داواسینه گیدیو. ای سیز چکلن اردن. نه کنوشیوسونوز. چکلن. هپسینی ایکی شرلی کلپ چلی. کاکن. 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 دیدی بسه. بسه. کاکن. 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 Kaldırın şunları. Kalkın ayağa. Kaldırın ve kelepçeleyin. Kalkın ayağa. Kalkın hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Emir var. Kalkın. Kalkın hadi. Selamünaleyküm Seyyid. Aleyküm selam. Şeyh Masum Arvasi kardeşim. Van müftüsüdür demeyip seni de mi tuttular? Evet Seyyid. Bunlar ne yaptıklarının farkında değil galiba. Doğru dersin kardeşim. Bu adamlar ne yaptıklarının farkında değil ama birileri farkında. Durun. Beni dinleyin. Endişe edecek bir hal yoktur. Bu askerler düşman değil. Sizin kardeşlerinizdir. Sakın menfi bir harekette bulunmayın. Ben Allah'a teslim olmuşum. Kendi rızamla Anadolu'nun bağrına, milletimin şefkatli sinesine gidiyorum ben. Van sürgünlerinden Said-i Kürdi isimli hoca nahiyenize mecburi ikamet etmek üzere bir jandarma nezaretinde yola çıkarılmıştır. Hocanın masum görünüşüne aldanmayınız. Fikirleri son derece tehlikeli ve etkileyicidir. Halkı uyarınız ve halkla temasını kesiniz. Sürekli takip altında tutup gelişmeleri vilayete rapor ediniz. İmza Isparta valisi. Bu havada pek yola çıkılmaz ama hadi hayırlısı. Ben emir aldım. Tufan da kopsa bu hocayı bugün barlaya götürmem lazım. Allah'ın işine bak. Havaya bak. Asker efendim, tek başını bu hocayı nasıl götürüyorsun? Korkmuyor musun? Ben de aynısını komutana söyledim. O da çok mübarektir. Garibin kimseye zararı olmaz dedi. Vakit geçiyor, müsaadenizle. Ne oldu hocam? Kayıkçı, kıbleye çevir. Hoca namaz kılacak.
vurdum. Vurdum hocam, kekliği vurdum. Bırak asker efendi. Yavrulama zamanıdır. Tehlikeliymiş. Hem de nasıl? Nahiye müdürü öyle söylemiş. Fikirleri çok tehlikeliymiş. Onunla konuşanı hapse tıkacaklarmış. Ya yeter be. Bilir bilmez ezberden konuşuyorsunuz. Ne biçim insansınız siz ya? Çocuk gibi her söylenene inanıyorsunuz. Yaşınızdan başınızdan utanın bari. İyi iyi. Biz korkan sen de susun he mi? Git karşına da hapsi boyla. Giderim elbet. Ne yapacaklarsa yapsınlar. İşte geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz. Bu ne iştir yahu? Komutan. Bu gelecek olan hoca, Vali Bey'in dediği gibi tehlikeli biri değildir inşallah. Tehlikeli olsaydı bir manga askerle gönderirlerdi. O da doğru ya. Kendirmeye bak, kendirmeye. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Bu ne? Bekçi, koşun askere yardım edin. Hoş geldin hoca. Hoş bulduk. Ben nahiye müdürü Yaşar. Başavuçta karakol komutanı. Komutanım ben 18. alaydan. Bırak evladım tekmili. Git tedavi ol. Sağ olun komutanım. Bunlar da hocanın dosyası. Sen al içeri asker efendi. Buyurun hoca. Buyurun. Gir. Ha, sen misin muhacir hoca? Dışarıda bekle, geliyorum. Hocayı sana vereceğim. Fakat çok dikkatli olmalısın. Bu adam çok tehlikeli biri. Sakın gözünü üzerinden ayırma. Fakat müdür bey, siz onu yanlış biliyorsunuz. Yeter. Kes sesini ve haddini bil muhacir. Ben tehlikeli diyorsam tehlikelidir. Benden iyi mi bileceksin? Bak, yalnızca seni değil, beni de başçavuşu da ipe çekerler. Sakın gözünü üzerinden ayırma. Sen doğuda neler oldu biliyor musun? He? Binlerce hocaları astılar. Haberin var mı? Can tatlıdır muhacir, can tatlı. Bütün mesuliyet sende. Dikkatli ol. Kimseye de bahsetme bunlardan. Buyurun hocam. Ben de sizi bekliyordum. Müsaade edin alayım ben onu. Gerek yok. Alayım hocam, alayım. Olur mu öyle şey? Peki. Buyurun hocam. Benim fakir annem bu tarafta. Buyurun. Ben bu köyün imamıyım hocam. Babalarımız Rumeli'den hicret ettiğinden bana muhacir derler. Biraz da imamlık olduğu için muhacir hafız diye ünlendi. Hocam, gazetelerde okumuştum. Ankara'da mecliste ne güzel konuşma yapmışsınız öyle. Herkes size itibar etmiş. Sözünüz dinlenmiş. Peki hocam, Şeyh Said isyanına katılmadığınızı bal gibi bildikleri halde sizi niye sürgün ettiler? Ne istiyorlar hocam sizden? Allah size her iki cihanda da saadet versin kardeş. Hocam siz istirahat buyurun, ben size yemek hazırlatayım.
Gel bakalım. Sen de gel. Açın bakalım avuçlarınızı. Peki. Hocama haber vereyim. Hocam? Muhterem hocam. Hocam? Yok. Gitmiş. Eyvah. Ben nahiye müdürüne ne diyeceğim şimdi? Hocayı gördün mü? Yok, görmedim. Görmedim mi? Hay Allah'ım, nereye gider bu? Ben ne yapacağım şimdi ya? Müdür seni ipe çekecek. Müdür seni ipe çekecek ya. Allah korusun. Ben biliyorum. Biliyor musun? Bana bak deli. Söyle Allah aşkına, nerede? Nereye gitti? O da. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam kusura bakmayın, merak ettim. Ne yapıyorsunuz burada? Okulumun temelini atıyorum. Hayrola hocam, ne okulu? Medresetüz Zehra. Yeni okul. Bir gün gelecek Hafız Efendi. Şu gördüğüm barla büyük bir okul olacak. Ve inşallah şubeleri bütün dünyada açılacak. İnşallah hocam. İnşallah. Ne oluyor efendi? Başımıza devlet kuşu kondu hanım. Burası daha önce köy odası olarak kullanılıyordu. Bundan sonra tek başınıza burada kalabilir, istirahat edebilirsiniz. Hoca efendi, bir şey merak ettim. Muhacir Hafız'ın evinde neden kalmadınız? Ona rahatsızlık vermek istemedim. Evet. Anlıyorum. Hoca efendi, bir şey daha aklıma gelmişken söyleyeyim. Ankara sizden pek tedirgin. Aman gözünü seveyim. Beni zor durumda bırakma, olur mu? Biz asayişten yanayız müdür bey. Endişelenmenize lüzum yok. Yeter ki siz de Ankara'nın evhamına kapılmayınız. Doğru lafa ne denir? Hoca efendi, buranın manzarası pek güzeldir. Şu çınar ağacı var ya, çınar ağacı.
Ben diyeyim 800 yıl, sen de 1000 yıllık. Merhaba Çınar kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Gel bakalım içeri. Gel. Gel bak sana ne vereceğim. Sen de mi geldin? Sen de mi geleceksin? Gelin bakalım. Benim ilk ziyaretçilerim sizler oldunuz. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ve ben taksiyi vereyim hocam. Zahmet etmeseydin. Estağfurullah. Evet. Vallahi. Vallahi hoş geldin hocam. Benim adım Süleyman. Hoş bulduk kardeşim. Benim adım da Said. Memleket nere hocam? Bitlis'in Nurs köyünde. He, uzak yerden getirdiler seni ya. Buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman kardeşim. Buyur. Buyur, buyur. Sana sıcak çorba getiriverdim hocam. Bunu soğutmadan iç aman. Bunlar da yeni ayakkabıların. Buyur otur geç. Oturmayayım hocam. Nahiye müdürlüğüne geçeceğim. Benim bir tarla meselesi var da. Peki kardeşim, peki. Ayakkabı kaç para? 2 lira tuttu hocam. 2 lira. Buyur. Bu ayakkabı parası, bu 10 kuruş da çorba parası. Çorbanın parası mı olurmuş hocam? İkram o, ikram. Olur kardeşim, sen al. Şey... Hocam, ben cahil adamım. Hani diyorum, ara sıra buraya gelsem de bana Allah'tan, peygamberden bahsediversen... Gelip gidebilirsin kardeşim. Yalnız çoluk çocuğun rızkına mani olmamak şartıyla. Ankara'da büyük hazırlıklar yapılıyor. Yazı değişecek. Kitaplar tamamen dinlenecek. Kılık kıyafet değişecek. Dinmiş, ahiretmiş. Bu tür hurafeler kitaptan çıkacak. Olur mu öyle şey müfettiş bey? Sen ne diyorsun müdürüm? Yani diyorum ki, kim düşünmüş böyle bir şeyi? Avrupa, ilim dedi, fen dedi, top dedi, tüfek dedi, dini terk etti, ilerledi. Biz ne yaptık? Ne yaptık? Allah Allah dedik, geri kaldık. Elbette böyle olacak. Hem sen kimin dediğini falan kurcalama. Değilse başına büyük belalısın, haberin olsun. Sonra demedi deme. Dinmin hepsini kaldırıvereceklermiş. Avrupalılar gibi olacakmışız. Hayırdır hocam? Demek öyle. Hocam. Yemek. Hocam. Hocam o ne oldu Süleyman? Asla. Asla bunu müsaade etmeyeceğim. İspat edeceğim. İspat edeceğim. Allah şahit ki ispat edeceğim. Asla buna müsaade etmeyeceğim.
Asla buna müsaade etmeyeceğim. Allah şahit ki ispat edeceğim. Molla Said, bu ne azim ya? Bir yıldır konağımda misafirimsin. Kütüphanemdeki ilme ve dine ait olan kitapların hepsini okuyup bitirmişsin. Allah bilir ezberlemişsindir bile. Geçen hafta 80 cilt diyordun değil mi? İlimde Avrupalı'dan çok geri kaldık paşam. Bunun için çok çalışmamız lazım. Osmanlı bu sebepten çöküyor. Bir şeyler yapmak lazım. Din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı okullar açılsın diye Osmanlı Sultanı'na gittim. Kendimi tımarhanede buldum. Bu milletin üstüne çöken cehalet karanlığını ancak Kur'an nuruyla dağıtabiliriz. Bu şekilde ayağa kalkabiliriz. Birileri bunun çoktan farkına varmış belli ki. Bak gazeteye. İngiliz Sömürgeler Bakanı avam kamerasında elindeki Kur'an'ı göstererek şöyle seslendi. Bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız. Onları öyle bir hale getireceğiz ki Kur'an'ı okuyacaklar fakat manasını anlamayacaklar. Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim. Allah şahit olsun ki ispat edeceğim. Allah'ım nasip et. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca dünyayı yeniden diriltip hayat veren, kışı bahara çeviren ve 300 binden fazla çiçeklerin türlerini yeniden yaratarak kudretini gösteren sonsuz rahmet ve kudret sahibi bir yaratıcı kıyameti getirmesin. Haşrı yapmasın ve yapamasın. İnsanı yeniden diriltmesin veya diriltemesin. Bir iğne ustasız, bir harf katipsiz, bir kitap yazarsız olmaz. Şu kainat kitabının yeryüzü sayfasında her bir ağaç bir kelime, her bir meyve bir harf ve her bir çekirdek bir noktadır. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, varafey. Halin nasıl, öpeyim elini. Tamam. Bak sana ne getirdim. Mehmet, Şamlı Mehmet. Selamun aleyküm, hoş geldin. Aleyküm selam, hoş bulduk Macun amca. Sen gittikten sonra Barla'ya kim geldi bilir misin? Hayrola? Hayırdır inşallah, hayırdır. Hocam, siz... Sizsiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Şükürler olsun Rabbime hocam, sizi yine gördüm. Berhudar ol kardeşim, berhudar. Zahmet etmeyin hocam. Ben siz yapsaydım. Misafirimsiniz. Buyurun. Sağ olun hocam. Hocam, o günü hala unutamıyorum. Ben daha 13 yaşındaydım. Sizi Şam'da görmüştüm. Babamla Emevi Camii'nde sizi dinlemiştik. Ne güzel konuşmaydı hocam. Sonra babam size hizmet etmemi vasiyet etmişti. Müsaade buyurun hocam. Size hizmet edeyim. Estağfurullah. Bana değil, birlikte Kur'an'a hizmet edin. Hocam.
Yaz kardeşim. Birinci söz. Bismillah. Her hayrın başıdır. İman hem nurdur, hem kuvvettir. İman insanı insan eder. Belki de sultan eder. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yemek yaptım size. Sağ olasın kardeş. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Saatin iyi mi? Allah'a şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Maşallah. Buyurun. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki bunu yapan ölüleri tekrar diriltendir. Onun gücü her şeye yeter. Efendi, akşamdan beri RisaleiNur yazıyorsun. Sen kahveni iç, dinlen, biraz da ben yazayım. Sağ ol hanım, sağ ol. Bey, hocamız geldikten sonra evimizin huzuru arttı, bereketi arttı. Sağ olsun ya. Üstadımız bize iktisatlı yaşamayı öğretti hanım. Çok çalışalım. Çok yazalım kardeşlerim. Bu nurlar Barla'yı ve bütün köyleri aydınlatsın inşallah. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki bunu yapan ölüleri tekrar diriltendir. Onun gücü her şeye yeter. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Size kiraz getirdim hocam. Kirazın sepeti kaç kuruş? 5 kuruştur üstadım. 10 kuruş değil üstadım. 5 kuruş dedim ya. Yo. Ben size bunları hediye getirdim. Almam. O zaman ben de kirazlarını almam. Biz de almayız. Biz de almayız. Buyurun. Peki üstadım. Buyur. Böyle sürekli yazıyoruz ya üstadım. Kuş uçmaz, kervan geçmez bu ücra köşede. Yazdıklarımızdan kimin haberi olacak ki? Keçeli, keçeli. Bir gün gelecek. Bu yazılanları bütün dünya okuyacak. Yazdıkların da Barla'da gayet mühimdir. Barla bir okul gibi hizmet verecek. Burada yazdırılan nurlar bütün dünyaya yayılacak. Sen daha neye, nasıl bir davaya hizmet ettiğinin farkında bile değilsin. Bekçi. Ne yapıyor onlar orada? Yazıp yazıp okuyorlar. Ne diyorlar? Yazıp yazıp okuyorlar. Tanrı onudur, Tanrı onudur. Tanrı onudur, Tanrı onudur. Subhanallah. Şu
Her şey değişecek bekçi. Her şey değişecek. Her şey mi? Her şey. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben sana diyorum sen kimsin, sen bana diyorsun sen kimsin. Şimdi soruyorum sana sen kimsin? Ben nahiye müdürüyüm. Nahiye müdürü. Bunlar nedir biliyor musun? Nedir? Bunlara risale deniyor. Bunlar bu küçük nahiyeden çıkıp ta Ankara'ya kadar geliyor. Tedirgin ediyor. Yasak yazıyla yazılmış olmasına rağmen elden ele dolaşıyor. Sen uyuyor musun ha? Kör müsün nahiye müdürü? Siz kimsiniz? Affedersiniz efendim, özür dilerim. Adamı unutulsun diye memleketin en ücra yeri olan buraya gönderdik. Ama gene de susturamadınız. Daha da meşhur ettiniz. Ensesine çöküp hakim olamadınız. Yuh olsun size. Adam sadece yazıyor efendim. Yazıyor, yazıyor. Ama başka bir yazı yazıyor. Nahiye müdürü. Kolay gelsin Zehra bacı. Odunu sen taşıdığına göre... Hafız Efendi'nin işi başından aşkın galiba. Kim bu bekçi? Bu. Şamlı Mehmet Hafız Efendi'nin karısı. Şamlı Hafız. O kim? Hocanın en baş has elemanlarından. Ya demek öyle. Hoş geldiniz beyefendi. Nerede lan sizin kasketleriniz? Yeni karnını duymadınız mı? Bana bakın. Bundan gari herkes bu beyefendi gibi fötür takacak. Bulamayan aha bundan takacak. Bende paramız yok. Ulan paramız yok. Gel işine. Gel. Heh. Tavuklarınız da mı yok? Satın alın. Bana bakın. Bundan sonra şapkasız dışarı çıkmak yasak. Emre karşı gelmeyin. Atarım sizi içeri. Zindanlarda çürürsünüz. Girin. Cahil halk efendi. Medeniyetten haberi yok ki. Ya hoca nerede bekçi efendi? Hoca nerede? Geldik efendi geldik. Ve sen sarayını çıkarmadın kardeşim. Kanun var. Hey arkadaşım. Hükümet emir çıkarmış. Bu emire uymak zorundayız. Birazdan bekçi gelirse yakala ha. Çıkar kardeşim. Başına bela mı alacaksın? Bir soruk için değil mi? Hapislerde mi sürüneceksin? Çoluğun çocuğun var yazık. Ankara'dan geldi, Ankara'dan. Kim bunlar bekçi? O İslam köylü Hafız Ali, öbürü Sav köylü, öbürü Ismartalı Hüsrev, öbürü de Yüzbaşı Hulusi. Yüzbaşı mı? Peki bunlar kim? Bunlara Nur postacıları diyorlar. Yazıp yazıp dağıtıyorlar. Siz de bunlara bakıyorsunuz öyle mi? Buyurun. Sen de mi? Ben de kardeşim. Adam örgüt değil, resmen devlet kurmuş. Bu adam bu küçük nahiyede ne yapmış? Nerede bu hoca? Hoca nerede bekçi?
Neredeler bunlar bekçi? Neredeler? Saygıdeğer efendim. Bir gün kasabanın bekçisiyle beraber buralarda Çam Dağı dedikleri tepeye tırmandık. Bu adamlar çıldırmışlar. Gördüm efendim. Dağlara çıkıp kitap yazıyorlar. Kitap okuyorlar. Her geçen gün sayıları artıyor bunların. Bekçinin anlattığına göre her yaz yörükler gibi Çam Dağı'na çıkarlarmış. Bunu Said Nursi istermiş. Bu adam şimdi resmen deli. Şapka da giymemiş efendim. Herkes yeniliğe uyarken sadece o ve talebeleri kıyafetlerini değiştirmiyor. Deli bunlar efendim, deli. Dağların başında kamp kurmuşlar. Örgütlenip eğitim yapıyorlar. Yasakları delip yeniliklere meydan okuyorlar. Bu kampları ne yapalım efendim? Emirlerinizi bekliyorum, İsmet. Üstadım, sakalımı kesebilir miyim? Neden Mehmet? Ama üstadım sizin de yok. Mehmet kardeşim, benim hayatım savaşlarla, zorluklarla geçti. Şimdi de sürgün hayatı yaşıyorum. Şu sarığım için bile başım pahasına mücadele ettim. Eğer sakalım olsaydı ve kesilseydi dayanamaz ölürdüm. Misafirlerimiz var üstadım. Hoş geldiniz hemşire. Size süt getirdim hocam. Keçi sütü. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam ben onu hediyeye getirmiştim. Siz buyurun. Benim adetim değildir. Size keklik getirdim hocam. Sağ ol. Adın ne senin? Sadık. Maşallah. Ne güzel bir adın var. Adın gibi sadık olursun inşallah. Okuma yazma biliyor musun Sadık? Pekala. O zaman bu kekliği bir şartla kabul ederim. Bizim yanımızda okuma yazma öğreneceksin. Anlaştık mı? Tamam hocam. Aşağılarda geçi gidiyoruz oğlanla beraber. Seslerinizi duyuyoruz hep. Oğlan sizi çok merak ediyor hocam. Her gün oturup sizin konuşmalarınızı taklit ediyor. Söylesene oğlum. Bismillah, ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir berekettir. Maşallah. Çok zeki bir çocuk. Pekala. Şimdi annenle git. Yarın gelirsin. Mehmet abinden ders alırsın. Sağ olun hocam. Allah razı olsun hocam. Sizden de. Mehmet, nahiye inen var mı? Maşallah. Hıcı amca, yazmayı öğrendim. Gel bakalım. Gel, otur şöyle. Ver bakayım. Aferin Sadık. Yazın güzelmiş. Ben de severim öyle yüksek yerleri. Tut bakalım şunu. Bak. Bu da sever yüksek yerleri. Yüksek yerlerde hür bir şekilde uçmayı. Ne dersin? Onu hürriyetine kavuşturalım mı? Hadi bakalım.
Hacı amca. Hivatiye girdin. Hiv girdin çiye dayı. Cima usa huyadı ki. Merda kurtan diye levma. Korkma evladım, korkma. Bismillah de. Bismillah her hayrın başıdır. Astronomi ilminde buna güneş tutulması denir. Kim tutuyor güneşi hocam? Kimsenin güneşi tuttuğu yok evladım. Bak yumruklarını sık. Bu güneş. Bu da dünyamız. Bu da ay. Güneşle dünyanın arasına ay girdiği zaman ışığı keser, güneş tutulmuş olur. Merak etme. Güneşin ışığını hiçbir şey söndüremez. Aa bak aydınlandı. Eyvah annem hemen gel keçileri sağacağız demişti. Geç kaldım. Pabuçların neredeler? Bunlar yeni pabuçlarım. Bizim hediyemiz. Hayır giymem. Ben de karşılıksız hediye almam. O halde bunun tamamını yazar gelirsin. Ödeşmiş oluruz. Anlaştık mı? Yazacağım. Aynısını yazıp getireceğim. Susun gari. Herkes beni dinleyecek. Bundan gari uyulacak yenilikleri okuyacağım. Bir, bundan gari hiç kimse eski yazıyla yazmayacak, okumayacak. Yasak. İki, bundan gari hiç kimse Arapça ezan okumayacak, dinlemeyecek. Yasak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bana bakın. Bundan gari hiç kimse Sürgün Hoca'yla konuşmayacak. Yasak. Ya Bekçi Efendi, hocayla konuşmanın yenilikle ne alakası var? Bana bak. Bundan gari saz çalmak da yasak, türkü söylemek de yasak. Bundan gari bu çalınacak. Bunun adı mandalin. Tamam? Portakal olmasın Bekçi Efendi. Portakal ha. Sağ olasın. Fırıncı kardeşim, bana hak etmediğimi değil, hak ettiğimi ver. Bu fazla. Estağfurullah hocam. Buyur. Bana bir ekmek, 15 gün, bir kilo bal da 3 ay yetiyor. Benim hakkım 2 ekmek. Ben bunları hak ettim. Estağfurullah. Hadi hayır. Hocam bize hayatı kolaylaştırıyorsun. Bana ekmek be, bana ekmek be. Buyur Şevket efendim. Şevket hocayı seviyor. Şevket hocayı seviyor. Size de vereyim mi çocuklar? Hocam, matine meyvandariyata. Meyvandariyama kabul ki hocam. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol Hüseyin. Sağ ol Hüseyin. Sağ ol. Üzgün değeri diledin Seyda. Hem sürgün yuvur kirin. İçime ne hoş kirin. İçime hiç ne hoş kirin Seyda. Ama o beş yıksaydım. Aya Risale'ye Şeyh Sa'id'im.
Seyda'ya paya bak. Mıkabın. Bu hükümete Ankara'ya re jibolle hevkirine tuçarı nemayı. Ol jides tıçı. Jibo selamete dozama embilez libenda alikariye tene. Bislav urez. Şeyh Said. Demek Şeyh Said'le birlikte isyan edeceksiniz. Hemdeki şıkhevi var abin. Pekala. Soruyorum sizi. Bu isyana katılma fikri hangi yüksek maksattan ileri geliyor? Hem şeriat edin gazım. Şeriat mı istiyorsunuz? Ama bu yaptığınız hareket şeriata muhaliftir. Ecnebilerin işine yarar. Van gılafeti rakir. Heka emalikariya şeyh nekin ve nabe. İslamiye cicvelat rakin. Hevteni dibijin Türk'ü ha Türk'ü. Disadı çeyh seyda ve navale mekurdan gînin. Bakın ağalar paşalar. Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilmez. Biri bir hata yapıyor diye sizin de aynı hatayı yapmanız icap etmez. Türk, Kürt kardeştir. Asırlarca birlikte olup dine hizmet ettiler. Bu milleti Türkler idare ediyor. Bundan böyle de Türkler idare edecek. Aralarında fenaları varsa gidip müsbet bir şekilde uyarınız. Şeriata muhalif hareketle, kavmiyetçilik fikriyle şeriat muhafaza olunmaz. İsyanla, ihtilalle bir yere varılmaz. Masumların kanına girersiniz. Kardeşi kardeşe kırdırırsınız. Hem maksadınızın aksiyle tokat yersiniz. Ben size iştirak etmem. Dine hizmet etmiş bu kahraman milletin torunlarına sizinle birlikte kılıç çekmem. Dahilde cihat ilim ve irşatladır. Bu niyetinizden vazgeçin. Söyleyin Şeyh Said'e. O da vazgeçsin. Vaziyetiniz nasıl? Vaziyet ama hiç ne hoşa. Sıkıntı yemez, zafım. Ben de çok sıkıntıdayım kardeşlerim. 3 ayda 9 dişim döküldü. Sürekli baskı altındayım. Keşke bir sanatım olsaydı da çalışıp sizlere yardımcı olabilseydim. Ben bir hocayım. Size ancak ders verebilirim. Maddi yardımda bulunamayacağım. Sabırlı olun. Bu kötü günler geçecek inşallah. Ditinata şeref akamazında ama. Sabır da ama. Kuvvet de ama. Hudeyb terebesiydi. Sahabi seyda. Hudeyb teala tasarsanim mekemdeki. Hudeyb terebi. Katrita. Allah yardımcınız olsun kardeşler. Amin. Amin. Bunlar kim? İsyancı Şeyh Said'in akrabaları. Ha, komutan geliyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam komutan. Kim bu? Binbaşı. Nereye gidiyor? Hocanın evine. Tanrı oğludur, Tanrı oğludur. Tanrı oğludur. Allah! Allahu ekber, Allahu ekber.
Eller yukarı! Eller yukarı! Hadi! Bu ne cüret askere? Yasak. Arapça ezan okumak yasak. Ölen caminin içinde de mi yasak arkadaş? Bu kılık kıyafetiniz de yasak. Başınızdaki sarık da yasak. Kürt hocam emrediyor böyle yapmanızı. Oğlum o yasak, bu yasak. Gavur muyuz biz he? Tövbe estağfurullah. Buyurun. İki. Arama yapacağız. Hayrola, ne araması? Risaleler nerede? Durun mahremime nasıl geliyorsunuz böyle? Bizimle karakola geliyorsun, hadi yürü. Ne karakolu? Komutanın emri var. Baba, baba. Yürü. Yürü. Hadi yürü, hadi. Nereye götürüyorsunuz bizi? Üstadımız nerede? Hoca, emir var. Seni Isparta'dan istiyorlar. Bunu bekliyordum zaten müdür bey, bekliyordum. Karakolda tutup sabah yola çıkacağız. Demek vakit geldi. O halde bana sabaha kadar müsaade edin. Olmaz. Bizimle geleceksiniz. Kansın müdür bey. Kapıya nöbetçi koyarım. Öyle mi? Peki. Öyle olsun. Yalnız hoca, seni bu halde Isparta'ya gönderemem. Başınızdaki sarığı çıkartıp şapka giyeceksiniz. Bana bak, nahiye müdürü. Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Bu sarık, bu başla çıkar. Beni de sıkıştırıyorlar. Ben de bir emir kuluyum. Git o emir aldıklarına söyle. Bunu böylece bilsin. Peki hocam. Yürü. Alemi İslam'a indirilen darbeleri ben evvela kendi yüreğimde hissediyorum. Ey bizim Allah'ımız. Garibim. Kimsesiz. Zayıfım. Gücüm yok. İmdat derim. Ey bizim Rabbimiz, sen Firavun ve onun ileri gelen adamlarına dünya hayatında muazzam zinet, haşmet, servet verdin. Onlar kullarını senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rabbena? Ey bizim büyük Rabbimiz, mahvet. Sil, süpür servetlerini. Ve yüreklerini şiddetle sık. Belli ki o azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecek. Anne.
affını. Ondan bir ses geliyor. Ve yardımını diliyorum ya Rab. Hoca Allah diyor. Büyük hoca zikrediyor Allah. Oğlum. La ilahe illallah. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. La ilahe illallah. Anne, bitti anne, bitti. Hocayı götüreceğim anne. Hocayı götüreceğim. Hocam nerede? Hocam nerede? Hocayı götürdüler ha, hocayı götürdüler. Koş, koş, hadi. Hocam burada. Hocam yazdım kitabı. Sadık sen mi? Bunu hoca efendi sağ bırak. Asırlardır uğraşarak dünyanın üç kıtasında hüküm süren bir imparatorluğu çökerttik. Niçin? Beyler, biliyorsunuz, devletler ihtilalle kuruluyor. Medeniyet ise inkılap ister. Said, inkılabın yani medeniyetin peşinde. Devlet, belirli bir kesim tarafından ve siyasetle yönetilir. Halbuki medeniyeti fertler taşır. Onun için Said de o medeniyeti taşıyacak fertleri yetiştiriyor. Bu yüzden bizim onu kitleleştirmek oyunumuza gelmiyor. Tek tek fertlerle meşgul oluyor. Siyasetten bilerek uzak duruyor. Çalışmalarını bir yüzyıla yayarak, hep geleceğe vurgular yaparak oyunumuzu basıyor. Çok zeki çıktı bu hoca, çok. Barla gibi küçük bir nahiyede dünyaya meydan okudu adam. Isparta'ya getirtmekle iyi ettik bence. Siz buna iyi mi ettik diyorsunuz? Isparta'da menemene benzer bir hadise çıkartın dedik. Adamlarınız eline yüzüne bulaştırdılar. Kumpasınız, foz çıktı, foz. Ama adam çok uyanık çıktı efendim. Ne yaptıysak üstesinden geldi. Sanki görünmeyen biri onu koruyor. Emirleriniz üzerine Eskişehir hapishanesine götürülürken yolda işini bitirelim dedi. İşini bitirelim dediniz. Ama hoca onun işini bitirdi. Öldürsün diye gönderdiğiniz yüzbaşı onun talebesi olup çıktı. Bu nasıl iş bitirme? Adamlarımızı büyülüyor. Kastamonu'da 8 yıl boyunca yanına kimi gönderdiysek olmadı. Zehirledik, olmadı. Sanki... Bana maval okumayın. Ne yapacaksınız onu söyleyin. Evet. Kastamonu'da bir yazısından dolayı onu tutuklattınız. Denizli'de hapishaneye attırdınız. Yani 40 yılda bir işe yaradınız. Şimdi ne yapacağız onu söyleyin. Ya beraat ederse? Merak etmeyin.
mahkemeye çıkamayacak. Nasıl olacak bu? Barla'dan beri onu takip eden ve çok iyi tanıyan bir ajanımız var. İsmet. Bu kaçıncı tutuklanmanız komutanım? Bu sefer de askeri kıyafetle tutuklanmışsınız. Komutanım, sizin gibi Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde savaşmış, madalya kazanmış kahraman bir komutana ben ne diyebilirim? Nasıl bir ifade hazırlayalım? Siz askersiniz. Bu işleri bilirsiniz. Siz de memursunuz, ben de. Devletin hizmetindeyiz. Baskı altındayım komutanım. Bir ifade yazmak zorundayım. Aslında ben de sizin düşüncenize yabancı sayılmam. Bizim de evimizde Kur'an var. Sabret kardeşim. Bir çözüm bulunacak inşallah. Bir akıl verin. Nasıl bir ifade hazırlayayım? Bana biraz müsaade etmelisin. Gardiyan! Arkadaşlarımız nerede? Ne yapıyorsunuz onlara gardiyan? Üstadımız nerede? Gardiyan! Gardiyan! Binbaşı Asım nerede? Komutan nerede? Hüsrev abi, Mehmet Fevzi kardeşim, ne yapacağız şimdi? Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım. Yalan söylemek istemiyorum Allah. Doğruyu söylesem üstadım ve hizmet zarar görecek. Yalan söylesem 40 yıllık hayatım boyunca muhafaza ettiğim sadakati, dürüstlüğü, askerlik, haysiyetim çekilir. Öyle bir günaha girmektense canımı al ya Rabbi. Yeter ya. Susun, gidelim. Baş ağzım nerede? Ne yaptınız ona? Üstadımızın da sesi geliyor. Çekil yerinize, yeter. Ne oluyor lan? Kaldırın şunu, yatın yatağına. Kendini bizim için feda ettin be kardeşim. Keşke yapmasaydın. Haksızsın. Asla dayanamam. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Komutanım, seccale ve çorba getirdim size. Komutanım. 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 Ondan geldik. Ve ona döneceğiz. Asım kardeşimiz
istikamet şehit ol. Kuvvetleri Rusya üzerinde ilerliyorlar. Alman lideri Adolf Hitler beş cephede savaşmaya devam ediyor. Adolf Hitler'in sağ kolu olan Göbels Alman iç politikası ile ilgili basın açıklaması. Ya benim kim olduğumu niye söylemiyorsunuz gardiyanlara? İsmet Bey öyle istedi, inandırıcı olsun diye. Ha, şu halime bak be. İsmet Bey'e şikayet edeceğiz. Neyse ki işi başardım. Birazdan hocanın koğuşuna girecekler. İşlerinden biri de ben olacağım. Kabul ederler mi? Ettiler bir müdür. Sen izin işini halledeceksin. Ondan sonra oturup bir köşeden seyredeceksin. İzin işi tamam. Gardiyanlara söylerim ha. Sana yemek de söyledim. Ya orada adamları tuvaletsizlikten şeyini patlatacaksınız be. Açlıktan öldürüyorsunuz orada insanları. İyi tamam tamam. Gel. Koy şöyle oğlum. Buyurun müdürüm. Bu mahkumun ne işi var burada? Şimdi ödeştik değil mi? Müdürüm, gidelim şu meşhur hocayı bir görelim bakalım şimdi. Gelin bakalım dostlarım. Gelin. Bugün nasılsınız bakın. Selamünaleyküm üstadım. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Aleykümselam. Üstadım. Meşhur Zübeyir kardeşimiz üstadım. Bildim. Konyalı Zübeyir'siniz ha. Demek kendini ihbar edip hapse attıracak kadar bizi seviyorsun öyle mi? Üstadım hizmetinizde. Hocam, ben de sizin hayran. Biliyorum, biliyorum. Üstadım, kardeşlerimiz sizi çok merak ediyorlar. Merak etmesinler Mehmet. Merak etmesinler. Yusuf Aleyhisselam mahpusların piridir. Burası da Medrese-i Yusufiye. Siz sabırlı olun. Aranızdaki birliği, beraberliği bozmayın. Nerede bu tuvalet? Çoklayacağım be. Biraz sabırlı olun kardeşler. Otur otur. Gardiyan, tuvalete çıkar bizi. Geldim, geldim. Ne bağırıyorsunuz? Şu tarafa takacaksın. Elinizi çabuk tutun usta. Arkadaşlar çok sıkışmışlar. Acele. Kaç gündür niye tuvalete çıkarmıyorsunuz bizi? Patladık ya. Şu halimize bak. Bundan sonra tuvaletinizi burada yapacaksınız. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun Hasan Efendi? Pisliğe mi boğacaksınız bizi be? Hayvan mıyız biz? Abdest nasıl alacağız? Böyle namaz mı kılınır? Bana bak. Bura kokar be, kokar. Bana ne bağırıyorsunuz kardeşim? Müdürün emri böyle. Hadi be. Şey efendim, başımıza bir bela almayalım sonra. Merak etme müdürüm. Kesin çözüm bu. Bu zehir bir fili bile öldürür. Hoca mahkemeye asla çıkamayacak. Şimdi götür. Kardeşim buyur. Abi nasıl olacak bu? Mecburiyet kardeş. Zaruret. Ama abi sizin yanınızda... Başka çaremiz yok. Mehmet Feyzi geç. İdrar zehirlenmesinden öleceğiz be. Zehirliyorlar bu adamlar bizi. Serbest ol kardeş, serbest ol.
Hasan Efendi. Buyur hoca. Bu çay çok fazla. Bunu kardeşlerime götürür müsün? Onlar da içsin. Kahvaltını yememişsin hoca. Selametle kardeşim. Selametle. Bunu hoca gönderdi. İçecek misiniz? Tuvaletiniz de çok güzel olmuş. Üstadımız çay göndermiş, içelim. Zübeyir. Aranızda casus var. Erdal'a dikkat edin. Hayır. 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 Hayır, o ben değilim. Gardiyan Erdal! Siz yazdıklarınızla halkımızı ve gençlerimizi zehirliyor, batılılaşma yolunda ilerlememize engel oluyorsunuz. Muhterem hakimler, eğer Risale-i Nurlar bir zehirse, bizim o zehirlere binlerce kilo ihtiyacımız var. Eğer Savcı Bey o zehirlerin nerede olduğunu biliyorsa, bizi teyyarelerle oraya sevk etsin. Sayın hakimler, Said Nursi eserleriyle halkı hükümet aleyhine çevirmekte, dini rüzgarları kuvvetlendirerek inkılapları engelleme emelindedir. Ve bu emeli gerçekleştirmek için de gizli bir cemiyet kurdum, gün gibi ortadadır. Evet, doğru söylediniz. Biz bir cemiyet kurduk. Bir cemiyet ki 350 milyon mensubu var. Reisimiz de Hazreti Muhammed. Siz radyoya, trene, uçağa, sinemaya bütün ilerlemelere karşı çıkıyormuşsunuz. Biz medeniyet harikalarına karşı değiliz. Bunlar birer nimettir. Radyoda, sinemada faydalı yayınlar olursa nimettir. Muzur yayınlar yapılırsa beladır. Biz yurdumuzda batılılar gibi çağdaş bir dünya kuruyoruz. Sizse yazılarınızla dünyamızı ve huzurumuzu bozuyorsunuz. Benim ne sizin dünyanızla ne de huzurunuzu bozmakla işim olmaz. Benim hedef ve maksadım başka. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Allah'ı anlatıyorum. Bu ne cüret? Hakim Bey, işte görüyorsunuz. Mahkemeyi hiçe sayıyorum. Siz neye güvenerek böyle pervasızca konuşuyorsunuz? Muhatabım değilsiniz diyerek yüce mahkemeye hakaret ediyorsunuz. Neye güvenerek? Lan ve Allah'a! Kefendirinize! Bismillah, her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dil zebanıdır. Bismillah. Ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak. Dinle. Şöyle ki,
Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der. Öyle mi? Sayın efendim, savcı cumhuriyet düşmanı olduğunuzu iddia ediyor. Cumhuriyet hakkındaki fikriniz nedir? Muhterem reis bey, aynı suali Eskişehir mahkemesinde de sormuşlardı. Benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu o dosyadaki tarihçeyi hayatım ispat eder. Merhum paşa da bilirdi. Muhterem hakimler, dini istismar ederek asayişi bozduğumuz iddia ediliyor. Bunun yalan olduğunu siz de biliyorsunuz. İnsanların doğrudan Allah'a ve Kur'an'a yönelmesine çalışıyor. Böyle insanlar asayişi bozar. 20 sene zarfında binlerce kişi yazdıklarımı okuyor. Huzur buldum. Asayişi asla ihlal etmedi. Gizli zındık komitesi bazı hükümet mensuplarını ifade ederek ve adliyeyi şaşırtarak bizi ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur, biz de bütün kuvvetimizle onlara deriz ki, ey dinini dünyaya satan bedbahtlar, elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Milyonlarca başımız olsa bu yolda bu hakikate feda olsun. Her ceza ve idamınıza hazırız. Başka bir diyeceğiniz var mı? Son sözünüz bu mu? Son sözüm hasbinallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O en güzel vekildir. Reis bey, müsaadenizle namaz vakti geldi. Ben namaz kılacağım. Olmaz efendim, mahkeme usullerine aykırıdır. Sonra kaza edersin. Hayır, kaza olmaz. Ben kılacağım. Kılamazsın! Savcı bey, biz namazın hukukunu müdafaa için buradayız. Başka bir suçumuz yok. İtiraf etmeliyim ki meslek hayatımın en zor davası bu. Kararımızı verirken adil olmalıyız. Ankara'dan gelen bilirkişi raporu malumunuz. Senin fikrin nedir? Ben suçlu görüyorum. Hasta olan hakim arkadaşım da öyle düşünüyordu. Tabii sonradan fikir değiştirmediyse. Tedavisi uzamış, uzun süre gelemeyecek. Onun yerine Aslı Hanım'ı görevlendirdim. Dosyayı inceliyor. Aslı Hanım'ın kararı mahkememizin kararı olacak o zaman. Buyurun. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk efendim. Bilirkişi raporunu ve dosyaları okudum, inceledim ve kararımı verdim. İşte benim kararım. Gereği düşünüldü. Mahkememize sunulan delillere ve Ankara'dan gelen bilirkişi raporu dikkatle incelendi ve bir karara varıldı. Bilirkişi heyeti yaptığı derin inceleme sonunda Risale-i Nur namındaki kitaplarda bir suç unsuruna rastlanmadığını tespit etmiş olup mahkeme heyetimiz de savcılık makamının sunduğu delillerin iddia edilen suçlamaları ispatlar nitelikte olmadığı kanaatine varmış ve oy birliğiyle sanıkların beraatine karar vermiştir. Yazıklar olsun. Onca imkan verdik sana. Bir işi beceremedin. Ama efendim, bilirkişi raporunda ben gerekli açıklamayı yaptım. Seni bu görevden alıyoruz. Çık. Bir adamla nasıl başa çıkamayız yahu? Altı üstü bir adam. Ama hiç kimseye eyvallah etmeyen bir adam. Ona hür adam diyorlar. Hiç kimseyi dinlemiyor.
hiçbir teklifi kabul etmiyor ve hiçbir şeyden korkmuyor. Hatırlasanıza neler teklif ettik. Mal, mülk, para ama hiçbirini kabul etmedi. O kendini hür zannediyor. Biz ona hürken esaretini nasıl yaşatır öğreteceğiz. Hürriyetini zehir edeceğiz. Nerede şimdi o? Mecburi gözetim altında. Emirdağ'da. Demek Emirdağ'da. Emirdağ mı, Demirdağ mı görecek o? Hocam bu cami kilitli. Dünyanın her yeri Müslümanın mescididir kardeşim. Bu gidişle Hitler Rusları bitirir. Rusya bir bataklıktır reis bey. Bence Almanlar intihar ediyor. Dur 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 dur. Ne yapıyor bu adam? Ne cesaret? Bırakın reis bey, kimseye zararı yok. İbadetin yeri mi burası? İbadet dediğin camide yapıldı. Reis bey, bu bizim beklediğimiz hoca. Ankara'nın senelerce uğraştığı adam demek. Ah, belaya çattık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben kasabanın doktoru ve iskan müdürü Tahir. İskanınızdan ve sağlığınızdan sorumluyum. Sizi yerleştirmek istiyoruz. Otel mi istersiniz, ev mi? Ev olsun. Peki. Bir evimiz var. Yalnız bir sarhoş komşunuz olacak. Otelde yalnız başına kalmaktan iyidir. Allah hayırlı müşteri versin. Bereket versin. Bereket. Allah razı olsun. Sana misafir geldi Hasan. Misafir mi? Balık attı oturacak. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya getirdin de Hoca Efendi benden rahatsız olmasın. Buyurun hocam. Bize müsaade hocam. Sağ olun kardeşlerim. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Hocam, bu odada kanlı hadiseler olmuş. Uzun yıllardır kapalı. Bu odaya ölüm odası derler. Kardeşim. Ben sana çoluğunun çocuğunun yanına git demedim mi? Çoluğum çocuğum sana feda olsun üstadım. Benim her şeyim sensin. Babamın vasiyetini unutmadım. Mehmet'im. Üstadım, vali gelmiş. Gel kardeşim, yukarıdan gidelim. Üstadım, bu
Bu emirdağ 10 gün zarfında 5 defa Afyon Valisi ve Emniyet Müdürü, 2 defa da Başsavcı geldi. Ne istiyorlar bunlar bizden? Üstadım, inin üstadım. Korkma kardeşim, kalk. Ecel birdir, değişmez. Bunlar bizden ne istiyor üstadım? Kardeşim, bunlar Şeyh Said ve Menemen hadisesinden 10 misli daha büyük bir tuzak hazırlıyorlar. Fakat biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Allah'ım, seni tanıyan zindanda da olsa saraydadır. Seni tanımayan sarayda da olsa zindandadır. Allah, seni tanıyan zindanda da olsa saraydadır. Seni tanımayan sarayda da olsa zindandadır. Kardeşler, Allah'ı tanıyan zindanda da olsa saraydadır, bahtiyardır. Onu tanımayan sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Bismillah her hayrın başıdır. Madem her şey manen Bismillah der, biz dahi onunla başlamalıyız. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Allah namına sevmeliyiz. Allah namına nefret etmeliyiz. Hele bir durun bakalım. Bu Kürt hocanın yanında ne işiniz var sizin? Ha? Yasak hemşerim, yasak! Üstadımıza başka beyi bulup bu zehirli kalaycı dükkanından kurtarmamız lazım. Üstadımız zehirlenip ölsün diye buraya yerleştirdikleri belli zaten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Size çay getirdim hocam. Sağ olasın. Bana hürmet etme kardeşim. Allah'a hürmet et. Hocam sizden ne istiyorlar? Bu kadar baskıya nasıl sabredeyorsun? Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez Hasan Efendi. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Cemiyetin milyonlarca Türk evladının imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. İşte benim sabrımın sırrı budur Hasan Efendi. Artık ben cidayım hocam. Hocam, yeni bir dükkan tuttum. Taşınacağım. İzninizle arada sırada ziyaretinize gelebilir miyim? Hayrola kardeşim, niye taşınıyorsun? Bizim mesleğimiz gürültülü, isli, dumanlıdır. Size daha fazla rahatsızlık vermek istemedim.
Dur! Girmeyin! Nereye böyle? Yasaklıdır bilmez misiniz siz? Atın şunları rezalete! Kilitle kapıyı! Hoca efendi, emir geldi. Ev hapsindesin. Dışarı çıkman yasak artık. Burası komünist bir ülke mi? Hocayı niye eve hapsediyorsunuz? Kime ne zararı var? Bu gazi Ruslara karşı bunun için mi savaştı? Bu yaptıklarınız iyi mi yani şimdi? Bu halinize biz de üzülüyoruz. Biz de emir kuluyuz. Camilerimiz pırıl pırıl. Oralarda Türk hocalarımız var. Gidin ibadetinizi orada yapın. Havalcı dükkanında ibadet mi olurmuş? O Kürdün yanında ne işiniz var? Biz de Müslümanız. Bu memleket hepimizin. Sizi serbest bırakacağım. Fakat o yabancının yanında bir daha sizi görmeyeyim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Kardeşlerim, lüzumsuz baskı ve zulüm altındayım. Sıkıntılarım pek fazla. Evimi hem içeriden hem dışarıdan kilitliyorlar. Her cihette yalnızım. Komşusuz, sıkıntılı bir odada, hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Üstadımızla bir şekilde ulaşmalıyız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adım Mehmet. Esnafım. Buralarda beni çalışkan diyebilirler. Bu da oğlum Ceylan. Benim adım da Mehmet. Bu da kardeşimiz Zübeyir. Memnun oldum. Merhaba, merhaba. Hocamızı biz de görmek isteriz. Bazen buranın bir günü Denizli'de bir ay hapisten fazla sıkıyor beni. Bu 20 sene dehşetli bir zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek artık yeter. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam çok mu? Kardeşiniz Said. La ilahe illallah. Allah her şeyi üstadım. Allah. Üstadım. Ne oldu size? Üstadım. Kardeşler. Yine zehirlediler mi acaba? 15 gündür ekmek su vermediler. Üstadım size yemek getirdik. Benim adım Ceylan. Üstadım, ben radyo tamircisiyim. Bana hep soruyorlar. Bir Müslüman radyo tamir yapar mı diyorlar. Onunla insanlara şarkı dinletiyorsun diyorlar. Kardeşim, sen tamir ettiğin her radyodan çıkan Kur'an harfi sayısınca sevap kazanıyorsun. İnsanın ağzından güzel söz de çıkar, kötü söz de. Kötü söz çıktı diye ağzı söküp atmak mı lazım? Bundan böyle risaleleri Arap alfabesiyle değil, Latin alfabesiyle basalım. Hayır üstadım.
bin yıllık tarihimiz olan Arap alfabemizi değiştirmeyelim. Okullarda Latin alfabesi öğretiliyor. Bütün yazışmalar, dergiler, gazeteler, kitaplar Latin alfabesiyle. Artık azınlıkta kaldı. Arap alfabesini bilenler azaldı. Ama üstadım... Kıpırdamayın. Herkes ayağa kalksın. Kalk! Kapıya kilit vurduğumuz halde buraya nasıl girdiniz? Tünel mi açtınız yoksa? Komiserim, gizli geçişi bulduk. Duvarı delip girmişler komiserim. Doktor bey, siz de mi? Başka ne yapacaktım? Hoca hariç hepsini nezarete götürün. Doktoru da reise havale edin. Çabuk! Ya olacak şey değil doktor. Nasıl onlara katılırsın? O bir mürteci, mürteci. Reis bey, birçok mahkemeden beraat almış bir insan nasıl mürteci olabilir? Bu hoca efendi vatan ve devlet düşmanı değil. Bir cumhuriyetçi. Ankara çok korkmasa, sürekli bizden bilgi ister mi? Ben hoca efendinin sohbetlerine katıldım. Bize söylediği Allah'a iman, çok okumak, dürüst olmak, çalışarak zengin olmak. Milletin cehaletini de görünce çok üzülüyor. Sen onun yazdıklarını okudun mu? Okudum. Beraberlik istiyor, kardeşlik istiyor. Ama bırakmıyorlar ki. Onlar bizi ne zannediyorlar? Türkiye'nin değil, dünyanın yönetimi bizde. Adamı resmen kahraman yaptık. Üzerine vardıkça büyüyor adam. Korkarım yakında orduyu da devleti de yanına alacak. Subaylardan, vekillerden talebeleri var. Artık politikamızı değiştirmenin zamanı geldi. Ona hiç dokunmayacağız. Yani onu unutacağız. Ama efendim, nasıl olur? Biz unutursak herkes unutur. Hoca dışarı çıkmış. Selamünaleyküm. Reis benden rüşvet istedi. Reis benden rüşvet istedi. Kardeşlerim, zulmedenlerin, rüşvet alanların akıbetini görüyorsunuz. Üstadımız sizi çağırıyor.
Bak memur bey, polislik vazifesi çok mühimdir. Haksızlıkları önler, mazlumları korur. Milletin malını, namusunu muhafaza eder. Siz bu memleketin maddi bekçilerisiniz. Biz de manevi bekçileriyiz. Birlikte memleketin asayişine hizmet ediyoruz. Ah hocam, hakkınızda öyle şeyler diyorlar ki zihnim karışıyor. Sizin için cumhuriyet düşmanı diyorlar hocam. Sonra mürteci diyorlar. Hatta paşaya dil uzattığınızı bile söylüyorlar. Sahiden hiç gördünüz mü onu? Yani paşayı diyorum, hiç konuştunuz mu? Bak kardeşim. Zafer'den sonra paşa beni Ankara'ya davet etti. Birlikte çalışmamız karşılığında bana köşk, çiftlik ve 10.000 banknot maaş teklif etti. Kabul etmedim. Benim vazifem buraya kadardı. Her şey milletin olsun dedi. Meclisteki konuşmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum hocam. Bilhassa ilim ve fenne dair söyledikleriniz ilgimi çekti. Paşa, akıl fen ilimleriyle tatmin olur, vicdansa din ilimleriyle. İkisi birleşince hakikat ortaya çıkar. Bu zamanın en büyük gücü maddi manevi ilerlemektir paşa. Zira Avrupalılar fen ve sanayi silahıyla bizi manevi baskıları altında eziyor. Bunun için fen ve sanat silahıyla Allah'ın birliğini dünyaya yaymanın en müthiş düşmanı olan cahillik, fakirlik ve fikir ayrılıklarına karşı mücadele edilmeli. Hocam sizin mücadeleniz, dik duruşunuz ve dürüstlüğünüz bana hayranlık veriyor. Bazı yenilikler yapacağız. Bunları yaparken yardımlarınıza ihtiyacımız var. Mesela içki ve kılık kıyafet gibi bazı meseleleri hafifletmek istiyoruz. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. Üzerinde adalet de gezin. Allah'ın verdiği rızıkları yiyin diye yeryüzünü sizin emrinize veren odur. Paşa, paşa! Fen ve sanata dair yenilikler yap. Ama Kur'an'ın hükümlerini hafifletmeye kalkma. Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi buraya yüksek fikirlerinizden istifade etmek için çağırdım. Hocam, hocam! Selanik konuşmanızdan beri size saygım var. Bizim inkılaplarımıza ilişme. Hür yaşa. Ankara'nın kafasını karışık gördüm. Bu milletin imanı için yeni bir nesil yetiştirmek lazım. Of hocam of. Emir ve baskı altındayım. Siz de beni anlayın ne olur. Hem ben sizi takip etmek istemiyorum ki. Hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Hocam. Hem biliyor musunuz, benim dedem de Alevi şehidir. Biz seninle kardeşiz. Ben samimi Alevileri de, Hazreti Ali Efendimiz'i de ciddi severim. Hazreti Ali Efendimiz yatsı abdestiyle sabah namazını camide kılardı. İbadet konusunda fevkalade hassastı. Ah hocam, kurban olayım. Şu düzenle uğraşma, boş ver. Kardeşim, benim 30 yıllık mücadelem dinsizlik adına çalışan
Avrupa filozoflarına cevap vermektir. Bu paşa, bu paşa ölmeden 15 gün önce ne demiş böyle? Oku şunu. Dünyadaki bütün Müslümanlara bu mesajı göndermiş. Üstelik Başbakanlık ve Dışişleri kanalıyla dünyaya açıklamış. Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed'e örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler. Bunu söylemeyecek. Mürteciler bundan cesaret alarak planımızı bozabilirler. Bunu derhal örtbas edin. Kraliçeye de bildirin. Yaz kardeşim Mehmet. Milletvekillerine, başbakana, cumhurbaşkanına. Efendiler, bizim vazifemiz insanların imanını kuvvetlendirmektir. Dost, düşman ayırmadan ve hiçbir tarafgirlik yapmadan kardeşçe yaşamaktır. Yaz kardeşim Ceylan, haham başına, Vatikan papalık makamına. Bu ahir zamanda Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar ihtilaf noktalarımızı bir kenara bırakıp ortak düşmanımız olan ahlaksızlık, dinsizlik ve sefaate karşı birleşmeliyiz. Allah yolunda bir ve beraber olmalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, sıddık, kahraman kardeşlerim. Amerika gibi din lehinde ciddi çalışan muazzam bir devleti kendine hakiki dost yapmak iman ve İslamiyetle olabilir. Biz bütün Kur'an hizmetkarları onlara hem haber veriyoruz hem de İslamiyete hizmette muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. İnşallah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillah, her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil, ey nefsim. İsmet, iyice dağıldın. Lütfen toparla biraz kendini. Bak biz varız. Hoş geldin babacığım. Ya gelmeyin üstüme, gelmeyin. İyi değilim ben. İyi değilim. Bu devlete ömrümü verdim ben, ömrümü. Yüzlerce devlet düşmanını yakalattım. Ama onlar işin bitince çöpe attılar. İyi değilim ben. Alo. Seni istiyorlar. Bu ihtiyar çok ileri gitti, çok. Bakanlara, vekillere, yabancı elçilere mektup yazmış. Hatta papaya bile yazmış. Bu ne cüret? Bu adam devlet değil, imparatorluk kuruyor efendim. Kendi halinde bırakmayacaktı. Gir. İsmet. İyi günler efendim. İyi günler. Bu sefer başarılı olacağınıza inanıyor musunuz? Evet efendim. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hakim Bey, benim yüzümden birçok insanı buraya getirdiniz, yargılıyorsunuz. Bunları kim getirdi?
Bunları kim getirdi? Bunlar hırsızlık mı yaptılar? Adam mı öldürdüler? Kız mı kaçırmışlar? Hükümet mi devirmişler? Ne yapmışlar? Nerede şahitler? Yalanlarla, dolanlarla bu masum insanları getirdiniz. Bunların çocukları yok mu? Bunların rızıklarını kim temin edecek? O babasız insanların vebalini kim ödeyecek? Huzur-u ilahide siz de mi şahitlik edeceksiniz? Size ihtar ediyorum. Kur'an'a dayanan Risale-i Nur'la mücadele etmeyiniz. O mağlup olmaz. Eğer başımdaki saçlar adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, Kur'an'ın hakikatlerine feda olsun. Bu başımı küfür ve zındıkaya eğmem. Bu iman hizmetinden de asla vazgeçmem. Gizli düşmanlarca çevrilen plan ve hücumları inşallah bu yüce mahkeme bozacaktır. Hoca efendi, söyle bakalım ne kadar talebem var? Sen Afyon şehrinin tamamını hapishane yap, ben de söyle. Hoca, bu yaştan sonra git rahatına bak. Milletin imanından, Kur'an'ından sen mi sorumlusun? Sana ne be adam? Git hayatını yaşa. İman bir nurdur, bir kuvvet. Milletimin imanını selamette görsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Gözümde ne cennet sevdası, ne de cehennem korkusu var. Sen şimdi mahkemeye, adalete meydan mı okuyorsun yani? Hayır. Benim mahkeme heyetinin adalete olan sadakatlerine ve adalete itimadım var. Benim sözlerim... Sanık Molla Said, ayağa kalk. Niye sustu bu? Söyleyecek söz bulamadı da ondan. Volkan gazetesindeki yazılarınla ve bir takım cemiyet faaliyetlerinle halkı tahrik edip 31 Mart hadisesine sebebiyet vermek iddiasıyla ve idam talebiyle yargılanıyorsun. Ey paşalar, zabitler! Maksadım meşrutiyeti lekeden, dindarları umutsuzluktan ve bu asrın insanlarına tarih nazarında cehalet ve çılgınlıktan, evham ve şüphelerden kurtarmaktır. Sen de diğerleri gibi şeriat istemişsin, öyle mi? Evet, ben de şeriat istedim. Fakat ihtilalcilerin isteği gibi değil. Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazır. Zira şeriat adalettir, dürüstlüktür, erdemdir. Ayrıca halkı, talebeleri, zabitleri ve hammalları isyana teşvik etmişsin. Bilakis ben onlara yaptığım konuşmalarla, yazdığım yazılarla hepsini isyandan itaate çevirdim. Öyle mi? Bak, dışarıya bak. Sonunda senin yerin de onların yanı olabilir. Ben Kürdistan'ın Şark dağlarında hür yaşamış. Tehditleriniz bana tesir etmez. Ne? Kur'an'ın eşkıyanı ne? Evtü kesin aşını. Dükçe ben aşıran kurdan da lehengek. Hodir rezü zancedeki navdari. Hulli lehengek ve azzulmetikın. Hakim efendi. Adalet. Adalet! Bu adalet bim. Zulme nekün. Otur yerine ihtiyar. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Baba merak etme. Allah'ın adaleti var. Beni ölümle korkutamazsınız. Zulmederek yaşamaktansa
mazlum olarak ölmeyi tercih ederim. Vereceğiniz idam pasaportuyla dar ağaç denen istasyondan ahiret alemine severek gider. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem. Seni dinliyoruz hoca efendi. Benim sözlerim hakim bey, zatınıza ve heyetinize değil, mahkemeyi yönlendirip alet etmeye çalışan gizli zındıka komitesinedir. Ve ona dalkavukluk edip bu ülkeye ihanet edenleredir. Gizli düşmanlarca çevrilen plan ve hücumlar inşallah bu yüce mahkeme tarafından bozulacaktır. Karar. La ilahe illallah. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. La ilahe illallah. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Bakın, bize gerçekleri söyleyin, sizi serbest bırakalım ha. Ne dersiniz? Kardeşlerim, biz dişimizi sıkalım, fazla bağırmayalım. Sesimiz üstada gidip, onu üzmeyiz. Vurun! Vurun! Daha hızlı vurun! Yeter ya, ölecek adam! Vurun lan! Silahlarınızı nerede saklıyorsunuz lan? Ha? Silahlarınız var değil mi lan, ha? Konuşsana! Konuşsana! İtiraf ediyor. Yaz lan. Yaz! Peki ne çeşit silahlarınız var lan? Ha? Cehalet yok eden! Karanlıktır aydınlatan! Dünyadaki bütün zalimlere meydan okuyan silahlarımız var! Atom bombalarımız var! Adam resmen bize dalga geçiyor. Atom bombası! Atom bombası! Atom bombası! Vurun! Vurun! Zalimler için yaşasın cehennem! Ey bana sıkıntı veren bedbahtlar! Bana ne yaparsanız yapın. Beş para ehemmiyet vermiyorum. Kanunsuzca yaptığınız zulümler, damarlarıma dokunacak şekilde yaptığınız baskılar herkese korku veriyor. Beni hiddetlendiriyor. Fakat kalbime ithar edildi ki bu zalimlere hiddet değil, acımalı sanki yaptıkları zulümler sebebiyle maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın bin derece ziyade onlardan alınacak. Dünyada kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı çekecekler. Hocanın koğuşunun pencereleri kırık olduğu halde hoca soğuktan donmamış. Efendim gelin. Bakın bakın. O kadar baskı yapmamıza rağmen hiçbirini konuşturamadık. Konuşmadılar ama sindiler.
Şu hallerine bak. Zannetmiyorum efendim. Siz işkencelere devam edin. Üzerlerine gidin. Korkacaklar. Çok korkacaklar ve her şeyi söyleyecekler. Hadi hoca, iyisin, iyisin. Afyon tüccarlarından tuz cami, bunları size gönderdim. Ben hediye kabul etmediğimden bunları da alamıyorum. Geri götürün. Kardeşlerim, dik durun. Neşeli olun. Bu işe dur demenin zamanı geldi artık. Hocam buyurun, aşağı olacaksınız. Sonunu ister hocam. Buyurun. Sağlığın için hocam. Geçmiş olsun hocam. Sağlığın için hocam. Ya Şafi, ya Allah. Ya. Ya Şafi. Ya. Ya Şafi. Ya Allah. Ya Şafi. Ya. Ya Şafi. Ya gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, az gülüm.
Şifa ver Allah'ım. Anam. 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 Said Emin. قیویت دارد کن کریمن، هکاتو بمری، از چبکم سعیدمن. کریمن، بازی چه رجولت؟ از بیت سر بلندم، حق وی رجی کی سر دست ببی. کریمن، دایکات به قربان تب، من گلگ بیری تکر برخیمن. میزه من جتارا چه آنی؟ اف جهتریه یا چی این میه؟ تو جه حزد کی؟ اف جی آخا گنده میه؟ هوا پرساره لخه مخاطبه باشه؟ سعید امن سعید امن ویش بیر نکه دو ظلامه کی خود دوزی داوام 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 Hoca amca, hoca amca ne oldu sana? Mehmet, Sübeyir. Bayram be. Kardeşim, ben ölüyorum. Üstadım, üstadım. Üstadım, ne oldu? Bizi bırakma ne olur üstadım. Kardeşlerim, beni yine zehirlediler. Kahrolsunlar üstadım. Kahrolsunlar, ölüyorum. Gardiyan, yetiş! Çakılar, üstadımızı zehirlediler. Doktor nerede? Üstadım ölüyor! Gardiyan! Arkadaşlarım, çok hastayım. Belki hayatta kalamayacağım. Bütün mevcudiyetim, vatan, millet, gençlik, alemi İslam, beşerin saadet ve refahı uğruna feda olsun. Ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar. Biraz sıkıntı çekeceksiniz. Ama sonucu iyi olacak. Subhanallah.
La ilahe illallah. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Geçmiş olsun üstad. Buyurun üstad. Size söz vermiştim. Ben Sadık üstadım. Sadık. Sadık? Çoban Sadık. Sizi çok özledim üstadım. Çok. Hoca gene kurtuldu. Gene hoca hür. Bu sistemde bir şey var. Bu sistemde bir şey var. Alo. Size efendim. Efendim? İsmet Bey, hoş geldiniz. Bekleyin lütfen. Başkan içeride ama yabancı misafiri var. Siz buyurun oturun. Ben size bir kahve getireyim. Arkadaşlar, şimdi size yeni dünya düzenini anlatacağım. Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da dünya hakimi sizlerdiniz. Ama başaramadınız. Güneş batmayan ülkenin kraliçesi bitti artık. Bu yüzden bu yeni dünya düzenini biz devralıyoruz. Sizin gibi yasaklarla, tehditlerle değil, bu yeni dünya düzenini işbirliği esası üzerine kuracağız. Dünyada Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Buranın imparatorluk geçmişi var. Özellikle halk kahramanlarının çıkmaması için halkla işbirliği içinde olmalıyız. Osmanlı ruhu asla uyanmamalı. Bu ülkenin insanları kendilerini aciz görmeli, daima bize bağımlı olmalıdır. Ama efendim, bu hoca sıradan biri değil. Hindistan'daki Gandhi'ye benziyor. Gandhi bizimle işbirliği yaptı. Şimdi devletini kuruyor. İsmet Bey? İsmet Bey ne oldu? Selamun aleyküm. Hocam hoş geldin hocam, hoş geldin. Hoş buldum. Veli Şevke. Hocam ben de seni tanıyan oldum. Merhaba. Merhaba. Barlalı dostlarım. Merhaba. Gönül kapılarını bana açan vefakar kardeşlerim. Merhaba. Hoş geldin. Allah her şeyi yapar, güzel yapar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz üstadım.
Ahmet kardeşim. Kur'an hizmetleri inşallah çok inkişaf edecek. Bütün dünya nurlanacak. İnşallah üstadım, duanızın bereketiyle inşallah. İnşallah. Safa geldin hocam. Hoş geldiniz hocam. Kusurumuzu bağışlayın. Biz husumetten yana değil, muhabbetten yanayız. Hocam. Hocam. Beni talebeliğe kabul eder misiniz? Affedin beni hocam. Kardeşlerim. Biz acele ettik. Kışta geldik. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Bizim vazifemiz müsbet harekettir. Menfi hareket değil. Bana zulmedenleri dikkatle tahkik et. Aralarında Türk yoktur. Çünkü hakiki Türklerde zulmetme damarı yoktur. Bana zulmedenlere kızacak, serzenişte bulunacak değilim. Hakkımı helal ettim. Allah da onları affetti. Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'tır. Allah doğruyu söyler. Biz hepimiz bu çınarın yaprakları gibiyiz. Birbirimize kenetlenmeliyiz. Ey Kur'an'a gönül veren dostlarım. Şimdi ekilen nur tohumları yeryüzünde çiçek açacaktır. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O bahar çiçeklerinden birkaç tanesini mezar taşına takınız ve bize dua ediniz. Kapıcıya tembih edeceğiz. Sizlere hoş geldiniz denilecek. Ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz yaşayamam. Bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanmaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir.
İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgam bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur.